Çok muazzam bir tesadüf. Bir iki yıl önce çok sevdiğim Armağan Çağlayan'ın TEDx konuşmasını izliyordum YouTube'dan. Ve o anda da aklıma geçiyordum ki bir gün kesinlikle ben de TEDx sahnesinde bir konuşma yapacağım ama ne zaman bilmiyorum. 3 sene sonra mı, 5 sene sonra mı? Aradan 3 ay geçmemişti ki telefon çaldı ve TEDx Ankara'dan arıyoruz. Sizi daire programında kendi ellerinizle restore ettiğiniz tarihi evinizi anlatırken izledik, çok etkilendik. Bu yılki domino etkinliğimizde sahnemizde görmek istiyoruz. Ben çok şaşırdım tabii. Ama yani daha çok vardı benim dernekle ilgili bir sürü yapacak olduğum işler. Onları yapacaktım, hayallerimi gerçekleştirecektim, ondan sonra anlatacaktım. Ben de hikayemi o evde geçirdiğim bir çocukluk anımla başlattım ve yılları domino taşları gibi ard arda dize dize yaşam mücadelemi anlattım o sahnede. Ve şimdi bu sahnedeyim. Bu sahnede de tüm taşlarım devrilmiş bir şekilde karşınızdayım. Uzun uzun ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Etrafı dikkatle dinlerseniz karganın çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. Şirinlerin köyüne benzeyen memleketimde Gargamel'in açtığı savaşların biri bitmeden biri başlıyordu ve bir de çocukken müptelası olduğum ve kendimi sürekli canavarlarla savaşmak zorunda bıraktığım Atari oyunlarına benziyordu hayatım. Aynı şekilde neşeli, eğlenceli, renkli ve bir o kadar da zor parkurlar ve canavarlarla kaplıydı. Sürekli can kaybettiriyorlardı bana. Ben çiçeklere bakıyor can kazanıyordum, ağaçlara bakıyor can kazanıyordum, yeşilliklere bakıyor can kazanıyordum, denize bakıyor can kazanıyordum. Ama bir level atlayamıyordum. Bu kez de denizimizin kültür balıkçılığıyla kafeslenmesiydi söz konusu. Ve protesto gününe saatler kala 150 yıllık hatıralarla dolu tarihi evimizde, 10 yıldır içerisinde bulunduğum tarihi evimizde ilk kez yangın çıkmıştı. Ben hemen itfaiyeye haber verdim. Elektrik panosundaki şartelleri kapattım, tüpleri dışarıya çıkardım. Telefonum, kucağımda eylem metninin bulunduğu laptopum ve ayağımda sadece patiklerle dışarıya fırladım. Ve inanılır gibi değil, yine muazzam bir tesadüf. Üzerimde o gün ilk kez giydiğim bu eşofmanlarım vardı. 150 yıllık ata evimiz, ömrüm boyunca yaşatmak için neredeyse and içtiğim bu ata evi, önce sarı oldu, sonra turuncu, sonra kırmızı ve en sonunda simsiyah olup karanlıklara gömüldü. Bin bir emekle yıllar yılı ard arda dizdiğim taşlar, tesadüfle kendi kendine mi yıkılmıştı, yoksa biri mi yıkmıştı bilmiyorum ama o an şuna emindim ki hedefimden şaşmamalıydım. Ve öyle yaptım. O gece ailemin evine gittim. Sabaha kadar bir yangınla yarım kalan metnimi tamamladım. Yalnızca 2 saatlik uykudan uyandığımda artık ayağa kalkamıyor, kesinlikle yürüyemiyordum. Sürüne sürüne mutfağa gittim. Biraz su içtim, bir şeyler yuttum ve biraz kendime geldim. O anda sanki bir dövüş filmiydi ben. Ağzı burnu kan dolu bir Van Damme karakteri gibi yerden ayağa kalktım ama sözlerimle bile saldırmak için değil. Sadece artık vurmayın demek için oraya gittim
bizim evimizdi. Çatısı dağlarımız. Tarlalar mutfağımızdı. Meydanı salonumuz. Denizli balkonumuzdu. Tamam. Evimizi yaktınız. Evimizi üzerimize yıktınız. Ama o gün anladım ki gözyaşlarım tokat gibi yankılanmış ve her duyan kendi evi yanmış, kendi memleketi yanmış, kendi yüreği yanmışçasına ringe daldılar ve tezahüratlar yükseliyor bir yandan. Ama tabii sultan sağırdı. Gözlerimin önünde kafesler taşınıyordu ufkumuza. Çamburnu'ndan vazgeçilmiş olsa da hemen sınırdaki Of ilçesine kurdular kafesleri. Tabii oradaki halk karşı çıkmayınca da ben bir şey yapamadım. Ama yapabileceğim günler gelene dek ve sanat beni bu günlere kavuşturacak olan yolumdur. Kan ve kül, gülle diken sevgimle sen. Birbirine dönük sırt sen ve ben. Bilmem anlatabiliyor muyum? Seviyorum, seviyor musun? Gülüyor musun? Özlüyorum. Gidiyor musun? Sevdikçe bitiyor musun? Peki öyle olsun. Ahşap evim ve çiçeklerle dolu bahçem küle döndüğümde masalsı bir tepeden yitik bir sahile inmiştim. Eski güzelliğinden eser kalmayan Çamburnu sahilleri, Çamburnu kıyıları boylu boyunca taşlarla doldurulmuş, şerit şerit yollarla, duvarlarla, köprülerle, tersanelerle kuşatılmıştı. Ama yine de ailemin yanında olmak huzur vericiydi. Sadece içinde yaşayacak olduğum oda iyileşebilmem için, çalışabilmem için yeterli değildi ve ben orada kendime yeni bir dünya yaratmak istedim. Bin bir türlü emek harcayarak yeniden ve her türlü zorlu işin üstesinden geldim ve sonunda prensesi kurtardım. Hayatımın içerisinde zorlu parkurlardan geçip level atlarken çevrem için verdiğim mücadelenin beyhudeliği karşısında motive olmuş olurum. İçeride sağladığım huzur ve güvenli ortam, içeride sağladığım huzur ve düzeni dışarıda sağlayabilmem için bana umut verir. Yani içeride yaptıklarımla dışarıda başarmak istediklerim için hazırlanırım aslında. Ve bir de daha içerisi vardı ki odayı boyamak, eşyalarının yerini değiştirmek, şeklini değiştirmek ya da saçlarını kestirmek yetmediğinde kafamın içerisinde bir değişim yaratmam gerektiğini anlarım. İşte tam dünya yeni bir yıla girdiğinde Ocak ayı boyunca Gate 27 İstanbul'da
Misafir sanatçı olarak ağırlanacaktım ve hedefim paramparça olmuş, hastalanmış zihnimi ve ruhumu sanat aracılığıyla iyileştirecektim. Her şeyimle birlikte eserlerim yanarken sanki resmetme yeteneğimle beraber renklerimi de kaybetmiştim ve burada onları da bulacaktım. Geldiğimde atölyede çalışmak yerine bir arınma odası ve ameliyathaneyi andıran banyoyu tercih ettim. Orada kendime uygulayacağım tedaviyle hem iyileşecek hem evimin küllerini eserlere dönüştürüp ölümsüzleştirecektim. Yangından getirdiğim o asırlık ağaçları ve onlardan söktüğüm çivileri kullanarak zihnimi kağıtlara akıttım ve orada gördüm ki iki travmam var. Biri denizle, biri yangınla ilgili ve kağıtların üzerinde birleştiler. Ben de içinde bulunduğum mekanın duvarlarını zihnim farz ederek şekillerden ve desenlerden matematiksel bir düzen kurdum orada. Ve üretirken kullandığım araç ve gereçleri içerisine dahil ettim. Çünkü bana göre yaşamın her anı sanatla bir bütündür. Ve sıradan görünen şeyler harikalar yaratabilir. Mesela kömürlerin içerisine doğru oyarken siyahtan kızıla, kahveye ve krem rengine döndüğünü gördüm. Yani yeni paletim doğmuştu. Ve çiviyi çıkarken parmağım delinmişti. Onu da kağıdın üzerinde kan kırmızı olarak yeni paletime ekledim. O da yazı defterimle kompozisyon kurmuştu. Gözümün değdiği her yer uyum, denge ve dinginlik içerisindeydi. Ve bir de baktım ki dışarıda kar yağıyor. Bu kez de karanlıklar beyazlara boyanıyor. Ben de ruhuma uyguladığım bu estetik operasyonun başarısını kutlamak için dışarıya çıkıyorum. İşte aynen bu şekilde oldu bütün bunlar. Bu hikaye şöyle devam edecek. Kömürlerin içerisinden çıkardığım ağaçlarla heykeller, renklerle ise resimler yapacağım. Ve İsa'nın çilesini andıran çivileri de taca dönüştüreceğim.
Bir gün eğer sizi yıkıma uğratabilecek bir acıyla karşılaşırsanız, hatırlatmak istediğim bir şey var. Hatırlatmanızı istediğim bir şey var. Toparla, bırakma kendini. Teşekkür ediyorum.